Herkese merhaba. Şöyle bir giriş yapacağım. Annesiyle çok yakın ilişki içerisinde olan ve annesinin gölgesi altında yetişmiş bir erkeği değiştiremezsiniz. Bu konuda seanslarımda şöyle bir şeyle karşılaştım kimi zaman. Böyle bir erkekle karşı karşıya olan, evli olan, çok zor bir durum. Ya da ilişkide olan ama evliliği düşünen bazı kadınlar benden seanslar aldılar. Ve onlarla yaptığımız çalışmalarda da bunu açıkça ifade etmiştim. Şimdi sizlerle de kısaca paylaşacağım. Daha önce anne-oğul ilişkisi üzerine videolar çektim. Beni yakından takip edenler bu videoları izlediler. Bir erkek annesi tarafından yetiştirilir. Annesi tarafından şımartılır. Veya annesi tarafından ilgisiz bırakılır. Erkeklerin babayla ilişkisi Dostoyevski'nin bütün romanlarında göreceğiniz üzere son derece sıkıntılıdır. Çok sağlıklı bir baba-oğul ilişkisi geliştirebilen erkek çok sınırlıdır, az sayıdadır. Aynı şekilde çok sağlıklı ve çok birbirini besleyen, anne-kız ilişkisi geliştiren kadınla da fazla karşılaşmadım. Orada da bir sorun var. Anne-oğul ilişkisi, erkeğin ilişkisini birlikte olduğu kadınlarla olan diyaloglarını birebir olarak etkiler arkadaşlar. Birebir olarak etkiler. Yani adam o diyaloglarda kadınla olan ilişkisinde annesiyle olan ilişkisini ortaya koyar. Ya çok şımartılmıştır, çok ilgi görmüştür. Ya hiç ilgi görmemiştir, çok ilgisiz kalmıştır. Bunun arası, yani sağlıklı bir anne-oğul ilişkisi bir kadının karşılaşabileceği en iyi erkeği işaret eder. En iyi erkek. Çünkü erkeğin hataları da anne-oğul ilişkisine gider, sevapları da oraya gider. Her şey oraya gider. Yani çocukluğunda aldığı eğitim tarzına gider, annesinin yaklaşım tarzına gider. Başka hiçbir yere gitmez. Ben size açıkça anlatıyorum. Şimdi hata şurada. Bazı kadınlar bu hatayı yapıyorlar. Çok sıkıntılı, çok problemli bir anne-oğul ilişkisi görüp bu adamı değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu adamın annesiyle arasına girmeye çalışıyorlar. Yaptıkları şey, yapmaya çalıştıkları şey imkansız. Çünkü bu asla yapılamayacak bir şey. Tarih boyunca hiçbir kadın bunda başarılı olamamıştır. İstisnaları unutun. Onun da öznel, kendine ait sebepleri vardır. Özel durumlar vardır. Onları geçelim. İstisnalar asla kaideyi bozmazlar. Dolayısıyla karşınızdaki erkek bir ana kuzusu ise, iki lafından birisi annesiyle alakalı ise, annesi sık sık ziyarete gelip hani ilişkinin içine ediyorsa, ilişkiye karışıyorsa ve erkeği çok etkiliyorsa, size karşı davranışları annesi tarafından yönlendiriliyorsa, o adamdan, hani hep söylüyorum ya, hızlı bir şekilde kaçın. Çünkü o adamı değiştiremezsiniz. İçinizde bir umut olabilir. Hani umut fakirin ekmeğidir. Ya ben bu adamı etkilerim, ben bu iktidar mücadelesine gireyim, bu adam üzerinde iktidar kurayım, bu adamı kendi tarafıma çekeyim. İşte annesiyle olan ilişkisi yerine bana yakınlaşsın. Ben bu adamı çocukluğundan itibaren hani annesi yetiştirmiş ama şimdi kendi ellerimin içine alayım. Böyle duygular, böyle hırslar, böyle bir takım şahsi hırslar bazı kadınlarda olabiliyor. Ben birebir karşılaştım. Defalarca böyle kadınlarla seanslar yaptım. Yardımcı olmaya çalıştım. Sözümü dinleyenler oldu, kendi bildiğini okuyanlar oldu. Ama sonuç şudur, hiç değişmeyen bir şekilde. Annesi tarafından çok fazla etki altına alınabilen, yönlendirilebilen bir erkekle sağlıklı bir ilişki kurma imkanınız yok. Şunu göze alabiliyorsanız, tamam o annesi tarafından yönlendirilsin, ben sesimi çıkartmayacağım, ben köşeme çekileceğim ama bu erkeği istiyorum hayatımda diyorsanız, eyvallah, o zaman bir problem yok. Ama bana başvuran kadınlar bu şekilde başvurmuyorlar. Bana başvuran kadınlar nasıl olur da annesinin yerine ben geçerim, o adamı kendi tarafıma çekerim diye düşünüyorlar. Diyelim ki bunu başardınız. Yani o adamı kendi tarafınıza çektiniz. Hatta annesiyle ilişkisini de bozdunuz. Diyelim ki işin içinde fesatlık var, biraz entrika var. Peki bu adamdan verim alabilecek misiniz? Yani her anlamda konuşuyorum, verim almak. Duygusal olarak, cinsel olarak, ilişkinin uzun sürmesi açısından bu adamdan verim alabilecek misiniz? O adamı annesi yetiştirmiş, hayatı boyunca etkili olmuş, bütün kararlarında etkili olmuş. Şimdi onun hayatından en önemli kolon görevi gören annesini çıkarttınız ve aralarını bozdunuz. Bu adamın bütün psikolojisi değişecek. Ya bu adam artık eski adam değil.
sizden ayrılmamak için, sizinle olan ilişkisini kaybetmemek için belki bu duruma ikna oldu, kabullendi. Ama annesinin onun hayatından çekip gitmesi veya annesiyle küs olması, arasının açılmış olması o adamdan alacağınız verimi %99.9 oranında azaltır. O adamdan siz verim alamazsınız. Sağlıklı bir ilişki olmayacak bu. Onun için ana kuzusu adamlar, annesiyle çok etki altında kalan, annesinin lafından çıkamayan adamlarla ilişkinizi lütfen gözden geçirin ve gerçekçi olun. Kendi hırslarınıza, kendi şahsi düşüncelerinize veya iktidar isteğinize hakim olun. Annesiyle arası kötü, iyi olan bir adamın annesiyle arasını kötüleştirmek bir çare, bir çözüm kesinlikle değildir arkadaşlar. Yani bunu unutalım. Böyle bir şey yok. Bu hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Yapmanız gereken şey bu tip adamları ya kabullenmek, olduğu gibi kabullenmek ya da bunlarla olan ilişkilerinizi sona erdirmek. Onu değiştirmeye çalışmayın. Boşuna zaman kaybetmeyin. Bu videoda daha önce birkaç defa daha değindiğim ana oğul ilişkisi üzerine kadınlara bazı tavsiyelerim oldu. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarıma attığınız yorumlar için de teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşeceğiz.